Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Toprak ve İnsan programımızın yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün değerli meslek büyüğüm, Ziraat Yüksek Mühendisi Rıdvan Gökçe hocamla birlikte yine bir önemli bir başlık açacağız. Ne diyeceğiz? Efendim, çiftçilerimiz tükendi, tükeniyor. Şimdi de gençlerimiz tükenmekte, tükeniyoruz diye bir başlık açtık. Tabii gündemi de ele almış olacağız ve bu başlık üzerinden de söyleşiyi götürmüş olacağız. Bizlere efendim muhabbetimiz içerisinde iletmek istediğiniz soruları da aşağıda verilecek olan irtibat bilgilerinden iletebilirsiniz. Ben de hocama yönlendirmiş olacağım. Hocama merhaba demeden önce değerli izleyenler, Marmaris'te hala ciğerlerimiz yanıyor. Orman yangını Sayın Bakan'ın deyimiyle kontrol altında da tam değil ama kontrol altına da alındı gibi de söyledi. İnşallah kontrol altına alınır diyoruz ve bir an önce de söndürülür niyetiyle emek veren herkesi Allah kolaylık versin diyoruz Köy TV ailesi olarak. Bu mücadeleye de herkese katkı koymaya davet ediyoruz. Umut ediyorum tez elden de söndürülür. Böylesi acıların, afatların yaşanmaması adına da bütün vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz efendim. Hocama da fazla bekletmeyeyim, sizleri de fazla bekletmeyeyim. Sayın hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftayı daha geride bıraktık. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz gene Çok şükür. Şimdi ciğerlerimiz yanıyor dediniz. evet. Ya atalar sözüdür. Hazır ol cenge, eğer sulh ve salah istersen. Hazırmış gibi davranırsanmış. Ya çok dehşet bir lafmış. Adammış. Tedbirmiş. Ya hazır ol cenge diyor. Kavgaya hazır ol. Tabiat şartlarına, kastlara, iç düşmana, dış düşmana karşı Hazır ol. hazırlıklı ol kardeşim. Şimdi söylendiğine göre bir tane genç ailesine kızmış, ormana ateşe vermiş. Evet, haberlerdeki. Ne mantığı var ki? Bunun mantıkla izah edilebilecek hiçbir şeyi yok. Kesinlikle. Günlerdir yanıyor. Yani o ne diyebilirim? Tarif edemiyorum adamı. Evet. Bir şekilde ya bunalıma girdi, ya şöyle oldu, ya böyle oldu. Psikolojikman, Yani evet. bir şekilde bozuldu. Hıncını ormanı yakmaktan. Bunun bir mantığı yok. İzah yok. Hiçbir şey yok. Allah selamet versin. Ama burada meydana gelen zarar 14 bin, 15 bin futbol sahası büyüklüğünde. Yaklaşık 20'şer dönümden olsa 300-400 bin dönümü kapsayacak bir alan. Yeşil vatan. Yazık. Evet, yeşil vatan. Yazık. Söyleyecek bir şey yok. Yazık. Bir dahası olmaması. Şimdi Ama demin de tedbirmiş gibi dediniz. Yani bunun tedbirleri şimdi bak alınabilirdi. Geçen yıl bunu ya yaşadık zaten. ben devletten bahsediyorum. Evet. Mış gibi yapılmaz. Kesinlikle hocam. Efendim ihaleye gir. Ya. Ne demek ihale girecek ya? Böyle bir şey yok. Kendi malın Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı'na bağlı. Hazır. Kıtaların olur ya. Ne demek ihale ya o? Senin helikopterin, uçağın, arazözün, itfaiyen olacak. Önemli değil. Doğrudan doğruya. Kendi Bünyende. demir başında araçların olacak ya. Falanca gün ihale günü gelecek de onu ihale edeceğiz de filan diyor. Yok böyle bir şey. Yanan vatan. Bu ipe un sermek demek o. Onun biraz ciddiyeti tartışılır. Kesinlikle hocam. Siz de hemfikirim. Devlet babadır baba. Baba. Her yere kol kanat gerer.
başkasının insafına terk edemez. Bırakamaz. Bir güven dağı. Evet. Burada yerel yöneticiler de sorumludur. Tabii. Yalnız bütün şeyin başı anayasadır. Birazdan dönüyorum oraya geliyorum. Gidecek yerim yok. Çünkü 12-13 bin adet kanun ve yönetmelik oraya bağlı. Doğrudan doğruya anayasaya bağlıdır. Konuyu şimdi orman içi ve orman kenarı köylüler. Eskiden eğer değiştirilmezse doğrudan doğruya yangında görevliydiler. Şimdi doğrudan. Doğrudan. Ama anayasaya baktığınız zaman o yaşadıkları ormanın içi ve orman ve kenarındaki ormana çevre. Ormandan o çiftçiler yararlanamıyor. O çiftçiler geçinemedikleri için köylerini terk edip şehirlere gittiler. Bir müddet sonra şu anda yaşları 70'i aşmış insanlar şu anda köylerde kalmış durumda. Bazıları turistik bilmem ne bölgelerde. Yazın. Hani gençler kalabilir ancak şu anda fiili olarak orman içi ve orman kenarı köylülerin tamamına yakını köylerini terk etmiş, arazisini terk etmiş, boş durumdalar. Sırası gelince açacağız onu da konuşacağız. Şimdi baş olarak Sayın Hocam, çiftçiyi tükettik, gençleri de tüketiyoruz diye bir başlık. Aslında çok ciddi ve önemli şimdi, bir başlıktı bu da. Ufku karanlıksa, göremiyorsa, bugünü karanlık görüyorsa, yarını daha karanlık görüyorsa, bunu da uzun süreli olarak düşünüyorsa ve bu bunalımın bittiğinde güneş pırıl pırıl doğacağı konusunda ümidi yoksa ne yapacak genç? Başka yerlere. Bu sıkıntı kısa değil. Kriz mriz deniyor. Neyse. Sonuç itibariyle bunalım maddi manevi bunalım. Eğer ki uzun süreceğini sanıyorum. Genç de çevresinde bir takım bilgilerin sahibi. Onun için kendi istikbalini hazırlama konusunda genç adamı kınayamayız. Bugün 5 milyon civarında kesin rakamları verebilirim. TÜİK'in rakamlarını. Genç işsiz var. İşsiz adam nedir? İstihdam edemediğimiz. Biz burada bir şey tartıştık siz de hatırlarsanız. Çalışmak özgürlüktür demedik mi? Evet. Onun üstüne özel bir program yaptık. Evet. Çalışmak bağımsızlık. Ya bu adamlar anasına babasına bağımlı sevgili kardeşim. Adam gelmiş 25, 26, 30 yaşına. Hala anasının eline bakar durumdaysa bu adam bunalmaz mı? Buhrana girmez mi? Girmez mi? Şimdi kazanılmış genç bu genç. Gelecek ülkenin tebliğatı. Aslanlar gibi adamlar bunlar. Aile geçindirecek, evlenecek, şudur budur. Evet, yuva kuracak. Yuva kuracak. Gençler yetiştirecek. Bizim istikbalimiz. Ne olacak yani? Bu adam geçinebileceği yere hani vatanın neresi demiş? Doğduğum yer değil, doyduğum yerdir. Bu bir gerçek. Doyamıyorsa da, tatmin olamıyorsa, tatmin olabileceği yeri arayacaktır. En doğal hakkıdır. Şimdi toprağında geçinemeyen çiftçi nasıl terk edip geldiyse,
genç adam da iş bulamadığını ne yapacak? Memleketini bu sefer. Şimdi diyeceğiz mesela genç adam. Hadi bir basit hesap yap da evlenme, düğün masraflarını koy bakayım. Kaç para? Vallahi gene bir 50 bin lirayı buluyor. Bir daha söyle. 50 bin lira vardır. 30. Nerede? Düğün salonunun kirası değil o. Ben gene iyi niyetli konuşmuşum. Sen işin içine bir gir de 500 bin liradan aşağı değil. Aman yarabbim. Tabii evi, eşyası. Eşyası mı eşyası tabii canım. Öyle şey hepsiyle yok. Hepsiyle birlikte. Tabii. Sayın hocam. Şimdi bu bunalımın dedik ki bugün zor. Yarın da zor. Ama bu sürüp gitmeyecek. Bir gün mutlaka sona gelecek. Burada ümitsiz olmanın mantığı yok. Ama dayanışma, güvenç, devletime güveneceğim ben. Örgütlenecek bu toplum. Bakın Türkiye'nin eksik olan tarafı sanayicisi olsun, ziraatçısı olsun, kim olursa olsun. Dağınık. Sonra hep babalanıyorlar. Anladın? Efendim biz şöyleyiz, biz böyleyiz ya. Topla çıkar, çarp, böl. Hesap ortaya. Hesap ortada. Şimdi batılı çok gelişmiş ülkelerin bir tek bankalarının, bir tek bankası Türkiye'deki bütün bankalardan daha zengin. İsim vermeme gerek yok. İşe yakın birileri. Bir tek firma, gene isim vermeyeceğim, Türkiye'deki bütün firmaları satın alabilecek güçte. Bir tek firmanın, ilaç firmalarından birinin, hı hı, sadece bilimsel portföyünün değeri bizim 500 tane firmanın değerinden daha fazla. Bilimden bahsediyoruz sevgili kardeşim. İşte her şey ortada. Aynen öyle. Rakam rakam verir. Elimde doküman var. Bana 15-20 günlük bir tarama verin. Eski şeyleri karıştırayım getirin. İsim de verir. Hayır. Şu dakikada da veririm de kuruşuna kadar veremem. Detaylı olmaz. O da hocamın yani şimdi, adabından değildir. Şimdi bakınız. İçeride tarımsal yönde bir sıkıntı var. Bu aşılamaz değil. Bu önce birbirimizi dinlemek, hı hı, birbirimizi dinledikten sonra programlamak ve derhal faaliyete geçmek, zaman kaybetmeden faaliyete geçmek suretiyle aşılabilecek şeylerdir. Biraz önce de program başlamadan önce dedik. Ciddiyetin gerektirdiği bütün dokümanları koymak ve hukuku koymak kayıt ve şartıyla bugün Türkiye'de ne ziraat mühendisi işsiz kalır, bütün teknik insanlar, ziraatçısı, veterineri, ormancısı, gıdacısı, biyoloğu, gıdacısı vesairesi Türkiye'nin ihtiyacına yetmeyecek derecede şeydir ama ciddi organize olursak, hesap sorarsak, o kuracağın kadrodan hesap soracaksın. Ya sen yetkilisin, işi yok. Gel kardeşim, ne ürettin? Gel bakalım. Aynen öyle. Denetimi çok sıkı yapmak kaydıyla. Çünkü üretim affetmez. En ufak bir hatada seni götürür. Nice emek gider. Ha. Şimdi bunu yaşamış bir insan olarak, bir çok popüler bir yabancı firmanın ot ilacını kullandık biz. Şöyle iyi, böyle iyi. Eldeki bütün şeyi biz yaktık geçen yıl. Mahsulü. Tabii tabii. Orada bize düşen şuydu. Diyelim ki 50 dekar arazi işliyorsun kardeşim, bundun. 300-500 metrekarelik bir alanında bunu deneme basiretini gösteremedik. Bazen oluyor insanda. Şimdi gaza geldik.
Bu kadar keramet şöyle edildi. Tabii. Şöyle büyük firma, böyle büyük firma. Bunu bize öven arkadaşlar da bizim kendi arkadaşlarımız. Elimizdeki ilacı kullanmadığımız, kullanmadık. Anladın mı? Gözümüz kapalı, o, güvenerek. Yeniden o arkadaşın dediği ilacı aldık ama kütahyayla uğradık. Çok büyük zarar açtı. Şimdi Türkiye'de bu iş uzun sürecek diyoruz. Bunun da belirtisi şu. 16 tarım ürününü birkaç gün içerisinde ihracat için önce ithalat şartı kondu. Böyle bir değişik bir, evet, söylem. Ya diğer, şimdi mesela buğday, mısır, mercimek, ayçiçeği, aspir ve kolza yağı, yani kanola yağı, margarin, yağlık soya tohumu, ham soya yağı, ham pamuk yağı, palm çekirdeği yağı, kristal şeker, konserve kuru fasulye, konserve nohut ve işlenmiş bezelye. Şimdi bunların ihracını yapabilmen için önce ithalat yapman lazım. Belirli bir miktarda ki içerideki stok tükenmesin. Birisi pazarı buldu diye efendime söyleyeyim elde ne varsa ihraç edip ne sen var ne yok satalım. Kendini açıkta kalırsın. Devlet bunun tedbirini almış. Arkadaş demiş sen fasulye ithal edeceksen önce şu kadar ithal edeceksin. Ondan sonra. Onu göreceğiz. Ondan sonra ihracat yapacaksın. Bu güzel bir yaklaşım. Şimdi tahıl krizi. Geçen sefer de söyledik. Bütün Orta Asya ülkelerinden bütün dünyaya Afrika'dan dünyaya göç var. Şimdi bu pandemi ve savaş dolayısıyla şartlar, üretimleri çok aza indirdi. Ama bunun çıkışı var. Çıkışı teknolojik kardeşim. Bilim. Doğru bir şekilde bunları işleyip. Bilimi doğru uyguladığımız zaman bizim mesela TUSİ'ye de biraz dokunduracağım. Buyurun. Ama önce mevcudu onarı etmekte fayda var. Buyursunlar. Şimdi bizde teknoloji, mekanizasyon olayı gerçekten çok güzeldir. Ama biraz önce de belirttiğim gibi organize değil. Ben birazcık Bursa'yı ve çevreyi gezdiğim için makine parklarına baktığımda neredeyse uzay çağını yakalayacak nitelikte çok kaliteli adamlar var. Birazcık ellerinde tut, biraz organize edilebilse neler yaparlar. Çünkü bizde herkes babalanıyor. Ben şöyleyim baba. Ya ikimiz bir araya geldik mi bir şey yapamıyoruz kardeşim. Aynı makineyi ikimize de lazım. Evet. Kullanalım. Ya organize olalım. Organize olmak ne demek biliyor musun? Hangi üründe, hangi delikte, hangi ürün var? Bunu tak diye elindeki bilgisayarda bulabilmen lazım. Hı hı. Ama böyle bir organizasyon yok. Ne yazık ki. Ama aradığın zaman çok pahalıya mal oluyor. Buluyorsun. Türkiye'de çok şey var ama yani bunu anında bulabilmen çok zor. Halbuki bir takım bilim noktaları olmalı ki sorguladığın zaman bunu teknolojiyle çıksın tabi. Yani benim kendimle ilgili mesela bir şeyi vardı. Makine arıyorduk. Hı hı. O makineyi adam yapmış be kardeşim. Sizin tasarladığınızı düşündünüz. Oho. Samsun'da da yapmış. Bursa'da da yapmış. Adana'da da yapmış. Ama 1,5-2 sene araştırdık. Ve büyük zaman kaybı bu. Tabii.
Şaka değil. Çok ciddi bir soru. Evet. Şimdi hocam şunu da değerlendirelim istiyorum. Yakın zamanda Sayın Bakan'ın açıklamaları da vardı. Venezuela'dan, diğer dış ülkelerden de hububat üretimi olacak. Kendi ülkemizin toprağı gibi işlenecek. Siz bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Şimdi bakın, ben geriye dönüp bakmayı çok seven bir insan. 1993'te daha devlet memuruyken Türkiye'de köyden şehire göç dolayısıyla terk edilen tarım topraklarının, yani üretim dışı kalmış toprakların Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarından ben çıkarttım. Bursa'da şöyleydi. 600 bin dekar civarında meyvelik, 495 bin dekar civarında terk edilmiş toprak vardı. Bunu ben o zamanın idaresine bir şey olarak bildirdim. Rapor olarak. Ve dolayısıyla bir broşür yayınladık. O broşürde de dedik ki böyle böyle. Buna tedbir alınsın. Şimdi 1993, 7 yıl buradan 2022-2023, tam 30 yıl önce bu gündeme geldi. Bugün terk edilen, ekonomi dışı kalmış, üretim dışı kalmış toprak miktarı Türkiye'nin ekilebilir toprağının %50'sine yakını. 120 bin dekarın üzerinde kalıbın basarı. Ha, bazı şeyler diyorlar ki 70-80 milyon dekar civarında bir şey. Ya 240 milyon, 230 milyon hektarlık bir arazide 80 milyonu az görüyor adam. O arada sanki Türkiye'de topraklar tümü ekilmiş. Efendime söyleyeyim. Türkiye'de ekilecek toprak kalmamış. Bu arada bakıyorsun Sudan'dan, orası yetmedi Venezuela'dan. Venezuela Türkiye kaç kilometre? 20 bin, 25 bin kilometre. Oradan bedava mı? Sıfıra maliyette aldığını kabul eyle. Nakliyesi ne yapacak onu? Gene ciddi bir masraf ya, gemilerden indir bindir, nakliyesi ne yapacak sevgili kardeşim? Bunlar ham hayal. Bakınız, Türkiye'de tekniği, teknolojiyi uzay çağına getirebilecek ortam var. Yapılabilecek bir tek şey var. Hukuki organizasyon. Ve insanlara, bu topraklar için dünya kadar insan ölüyor. Şehitlerimiz var. Evet. Bu topraklar işlenecek kardeşim. Ya işlenecek, ya işlenecek. Nasıl? Tapunuz var, saygımız var. Aslanlar gibi tapunu getirirsin. Üretim ortaklığı vardır. O ortaklığın yönetimine arazini teslim edersin. Hı hı. Şartları, hukuk bilmem nesi. İster bir metrekare olsun, ister milyonlarca metrekare arazin olsun. Üretimden payına düşeni alacaksın. Ama o toprak üretilecek. O toprak vatan olacak. Vatan arsa değil. Evet. Son saniyeye varana kadar o toprak üretim aracı olacaktır. Bunu koyarsanız ekmiyorum diyemeyecek adam. Ekecek aslanlar gibi. Parasını da alacak. Onunla ilgili de geçen bir söylemler oldu. Yerine ekmeyeni devlet kiralayacak, kiralatacak diye bir açıklamalar bizim, var. Bizim söylemlerimiz ama onlar. Keşke bunu politikacılar söylese. Yasa yapılanların şeyi olsa, gündemine gelse. Söylenenlere değer verseler. Anlatabildim mi? Çok mükemmel şeyler başarılabilir. Ama biz bir araya gelip bunu tartışacak ortam yok be birader. Adamın aklı Sudan'da. Ya 10 senedir Sudan'dasın ya. 10 kilo mal mı geldi orada? Ne geldi? Evet, şimdi çok güzel bir soru. Bırak hocam. Venezuela'da. Haydi bugün başladı, karar aldık. Ya 2 senede, 3 senede başlayamazsın orada. Altyapısı, fizibilitesi. Evet.
Halbuki elinizde her türlü doküman var. Az veya yani tam doğruya yakın olmasa bile en az %70-80 doğru. Hı hı. Bir takım ÇKS kayıtları vesaire elinizde. Anlatabildim. Destekleme bedelleri elinizde. Anlatabildim. Burada hukuki devlet şeyini, erkini göstereceksin. Arkadaş, buradan kalkan şu ürünü devlet alacaktır. Size her türlü mekanizasyon şu bu vardır. Şimdi hep hukuktan bahsettik. Ne kadar az bir zamanımız kaldı. Şimdi her şeyin başı hukuktur, hukuki zemin. Adalet, mülkün temeli. Aynen öyle. Onu ben söylemedim. Rahmetli Atatürk'ün evet. Rafıdır. Nur içinde yatsın. Amin. Şimdi adalet mülkün temeli ise ve devlet babaysa, devlet babaysa, bunun ciddiyetini anlayamıyor bazıları. Devlet babalık olmaktan çıkartmak. Bir şeyler yani anlayamadığımız bir yönetim tarzı anlatırdım. Ve vahşi kapitalizme. İnsan insanın kurdudur anlamının ta kendisine yönelik olarak bir takım şeyler var. Ekonomik uygulamalar var. Bunlar bizim şey meşrebimize uymayan şeyler. Daha önce bu ülke Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı veriyor ve her yer darmadağınık. O dağınık ortamda devleti toparlayıp bir araya getiriliyor. Diyor ki şeyle devletle millet birbirinin rakibi değildir. Asla. Birbirinin tamamlayıcısıdır. O zamanki lafıyla devletle millet birbirinin muarızı değil, muvafıkı ve birlikteliktir. Onun için karma ekonomi olayını gündeme getiriyorlar. Bugün de bu herc merc içerisinde, tekrar ediyorum, bu herc merc içerisinde yapılabilecek tek şey birleşmek, güçleri birleştirmek, fikirleri birleştirmek. Anlatabildim mi? Toplumu yönlendirmek, topluma güven vermek, istikamet vermek suretiyle çok kısa zamanda aşılabilir. Ya bu hengamede bu... Hiç kimseye muhtaç değil bu ülke. İhtiyaçlarımızı gidermeyi erteleriz. Yarınların, önümüzdeki yılların ışığını millete gösteririz. O da ancak güven sayesinde olacak şeydir. Şimdi bu konularda rekabet, evet. ürünlerde rekabet, dünya ile maliyet nasıl rekabet olayı, evet, maliyet. Evet. Tüm mesele maliyetlerdedir. Şimdi ikide bir dönüp dolaşıp diyoruz ki aynı ürünü bir kuruş aşağıya mal eden kişinindir dünya pazarı. Ve bizim diyoruz ki anayasamız, toprak düzenimiz batılı ülkeler gibi olsun. Çok söylenen Hollanda, Belçika, Danimarka, Almanya, efendime söyleyeyim işte Polonya, Rusya neresiyse, hı hı, Amerika gibi olsun, İngiltere gibi olsun diyoruz. Oralar bizde çayır meralar devletin hüküm ve tasarrufu altında.
Oralarda da araziler devletin hükmünde ama tasarruf hakkı üreticinin birader. Oradaki köylülerin, çiftçinin. Hayır, çiftçinin tarifi var. Atatürk de tarif etmiş. Hı hı. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Devleti'nin şeyi, sahibi ve koruyucusu ve sahibi hakiki müstahsil olan, gerçek üretici olan köylüdür diyor. Evet. Çünkü bu topraklarda biraz yangında, eğer o ormanların sahibi, hı hı, ve efendisi o ormanların, orman içi köylülerin olsaydı, o köylüler topraklarını terk etmeyecekleri gibi o ormanın bakımını, gençler de oradaydı. Bunun örnekleri var Türkiye'de. Gençler de oradaydı. O köylüler o ormanın yanmasına müsaade etmeyecekti. Evet. Çünkü ekmek teknesi olacak. Katma değer olacak. Tabii ekmek teknesi. Ar-Ge'yi yap ki diyor, katma değer senin olsun. Evet. Senin köylünde orada orman muhafaza memuru mühendisler var. Aslanlar gibi. Anlatabildim mi? Orada yangın söndürme timleri var. Gözetleme kuleleri var. Hı hı. 30-40 kilometre ilerideki yangında bir tek şeyin, söyleyiver, dumanın çıktığı yeri görür. Evet. Ama açtın köylüye telefonu, şurada yangın var dedi. Sen 40 kilometreden gelene kadar adam 5 kilometre, 3 kilometre ileriye oradaki köylü el koyar. Hemen, tankerleriyle. Ama köy boşalmış. Adam Muğla'yı, Marmaris'i terk etmiş. Köyden inmiş Marmaris'e. Oradan dönüp de yangın söndürecek noktası yok. Bakınız ne kadar kıymetli bir laf. Türk milletinin sahibi o köylüleri sen topraklardan kazımışsın, şeye göndermişsin. Anlatabildim mi? Şehre gitmiş. Orada kalmış 70-80 yaşında insanlar ve birkaç kişi. Onlar nasıl? Ama orman içi ve orman kenarı köylülerini batıdaki gibi o köylerin sahibi yaparsanız, o köylerdeki kesilen keresteyi, o köylerde işleyecek kooperatifleri kurarsanız, o köylerde mera olarak yararlanılabilecek arazileri, hı hı, orman meraları haline getirebilirsiniz. Orada hem hayvanlar otlatılır, hem ormanın bakımı yapılır. Batıdaki gibi. Lütfen ya, bu kadar bağnaz kafalı olmayalım. Yerinde orman mühendisim var. Bölge müdürlüğü var. Diğer devletin altyapıları var. Muhafazacı, koruyucu. Anlatabildim mi? Oradaki hayvancılık birlikleri var. Orada ziraat mühendislerini de alsanız, veterinerleri de koysanız, altlarına da efendime söyleyeyim, birer pikap. Tabiatın sağladığı her şeyi koy. Bir de mekanizasyonunu koyduğunuz zaman tadından gelmez. Köylüyü de o ormanın maddasını vesairesini o köyde işleyecek şekilde organize ettiğiniz zaman illa keresteler, tomruklar halinde ilçelere ile vilayetlere taşınacak diye bir kural yok. Mahallinde yerinde işlendiği zaman bu ülkede barış da gelir. Huzur da gelir. Örgütlü bir toplum olmanın tadından doyamazsınız. Kalkınma da gelir. İnsanlar mutlu olur.
Bu 5 milyon, 5,5 milyon genç mutsuz. Evet. Anasının babasının eline bakan insanlar. Gelelim şimdi hani şu dakikada bizim meralarımız devletin hüküm ve tasarrufu altında. Evet. O halde hayvanların tamamı ahırda. Yani hayvan saraylarında. O kadar pahalı şey ahırlar yapılıyor ki. Ya ahır diye bir şey yoktur. Yemlikten, suluktan ve kuruluktan ibaret. Yağmurun çamurundan koruyacak başka bir şey yok. Hayvan aslında. Yemlik, suluk, kuruluk. Al sana ahır. Milyonlar ahıra gömüp de hayvan koyamayacak olduktan sonra anlamı yok. Şimdi bakınız. 90 başlık bir süt sığırını ahırda beslediniz. Hı hı. Sadece silaj gideri üzerinden hesap yapıyorum. 30 başlık sağılır inek olsun. Anlatabildim. Bunlara günde 15 kilo silaj yedirelim. 15'te 30 kilo, 35 kiloya kadar yedirebilirsin. Tamam. Ama sadece silaj diyorum. 5 başta kuruda inek kabul et. 25 başta gebe kabul et. 30 adet de düğe, dana, buzağı olsun. Toplam 1140 kilo, isterseniz söyleyeyim. Sağılır ineklere günde 15 kilodan 450 kilo. Kuruda ineklere gene 15 kilodan 75 kilo. 25 tane gebe ineğe 15'erden 375 kilo. 30 tane düğe, dana, buzağa da günde 8'er kilodan 240 kilo. 90 başlık bir sürüde sadece silaj gideri 1140 kilo. 1140 kiloyu 0.6 yani tonu 600 liradan şey yaptığınız zaman 684 Türk lirası günlük gideri var. Ama şimdi gelelim öbür tarafa. Adamın merası var. Batıdaki gibi. Hı hı. Güçlü bir mera, güzel bir mera. Şimdi kurudakiler, kurudaki 5 tane inek, 25 tane gebe hayvan, anlatabildim mi? 30 tane düğe, dana, buzağı, bunların giderleri, silaj yemiyorlar onlar, oradaki tabiatın verdiğini yiyorlar. Evet. 640 kilo günlük şeyi var. O da 0.6 ile çarptığınız zaman 384 TL günlük şeyi var. Şimdi 300 lira oynadı. He, 300 lira günde şeyin karı var. Meras olan. Meras olanın karı var. Hem o mera eğer orada otlatılıyorsa, sulama imkanı varsa 365 gün orada sularsın. Onun yeraltı sularını orada taşını, şeyini vesaireyi molozu kenara toplayıp bakımını yaparsın. Hayvan da zaten ha, otlarken. Şimdi zaten otlarken idrarını da gübresini de oraya bırakıyor. Evet. Aldığının karşılığını veriyor. Aldığının karşılığını tabiat veriyor. Evet. Giderek omerada daha yüksek fayda sağlandığı gibi omeranın ve orman meralarının, ormanın sahipleri meydana çıkar. Şehirlere yığılıp ne yapacak? Hep ağlıyoruz ya o ormanlar yanarken. Tedbir de alan yok. Evet, o da ayrı bir dünya. Ya tedbir de alan yok. Ondan sonra numaradan ağlıyorlar. Belki de oralarda nedir onun adı? 5-10 dönüm yer aparırsak yarın orası ne yine olur? Oteller, moteller olur. Biz yerler de orada bunun zevkini süreriz diye art niyet yapacağına 365 günde bu sürünün sadece silajdan karı 109.500 lira. Sadece silajdan. Sadece silajdan. Bu memlekette 400-500 bin hayvancılık işletmesi varsa, bunların içerisindeki çoğu kesif yem şunları, hı hı, oralardan sağlamak mümkün. Tabii. Anlatabildim. Dolayısıyla
bizim şu anda rekabet gücümüz yok. Ama bu 109 bin lirayı 1 milyon 900 bin liraya çıkarmak mümkün. Hem araziler bakılacak, gübrelenecek, hem o yangınlar azalacak. Bertaraf edilecek. Orman envali mantarından tutun, torfuna vesaireye varana kadar ithal edilen bütün şeyler, istifadeye, insanların istifadesine sunulacak ve dışarıya döviz gitmeyecek kardeşim. Yahu bu memleket saman ithal ediyor ya. Evet. Ağlaksın geliyor ya. Valla hocam Bulgaristan'dan bizim köye kadar Malatya'ya geldiğini biliyorum yani. Evet. Yahu utanmak hiç mi yok ya? Şarkı bilmez. Yani doğuyu bilmez. Garba bakmaz, batıya bakmaz. Görgüden yok vayesi. Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi. Utanmaz adamlar. Heh. Evet. Ya bugün ben mesleğimin 52. yılını kutlayacağım. 52 yıldır bu mesleği yapıyorum ben. Bana plaket vereceklermiş. Bu akşam evet odam. Sıkıntı duyuyorum. Gönlüm istiyordu ki güllük gülistanlık, bol bol amat bir memlekete ya. Ben de şöyle katkıda. 50 yıl geçmiş, anlatabildim mi? Muhteşem bir ülkede, çok güzel bir ziraat faaliyetinin içerisinde mutlu bir kardeşiniz olmak isterdim ama üzülüyorum ya. Ya bunlar bu kadar basit. Devlete yük de değil bakınız. Yok. Hukuk maddesidir. Şartlarını koyarsın. O çayır ve merayı kullanan adamlar hesap sorarsın ya. Hesap sorarsın. Ve bu memlekete mafya babaları tarafından. Ya bu lafı kullanmak istemiyorum. Canları istediği zaman hayvan ithal ediyor. Ve burada damızlık birliklerinin yöneticilerini bile kullanıyorlar ya. Daha ne bu diyelim? Bu kör olası ya. Böyle bir şey yok. Son 2-3 dakikadayız. Yani şimdi biz istiyoruz ki mutlu gençler olsun. Gençlerimiz mutlu olsun. Geleceğimiz. Mutlu olsun ya. İmkan var. İmkan var. Zenginlik içerisinde yokluk ve umutsuzluk yaşatmayacaksın. Baba, devlet ol. Anlatabildim mi? Ne diyebilirim? Evet. Mutlu değilim arkadaş. Yani ben ülkemin geleceğini mutlu görmek istiyorum. Gençleri çok seviyoruz. Mutlu olsunlar, umutlu olsunlar. Bunu istiyoruz ya. Valla hocam biz de sizi çok seviyoruz ama sizin gibi biz gençlere bu değeri veren idarecilerimiz olması dileğiyle diyelim. Şey buradadır. Bakınız ben tarımı konuşuyorum, hayvancılığı konuşuyorum. Anayasanın 169, 170, 171. maddeleri üretim ve üretici lehine değiştirilmek zorundadır. 10 bin sefer söyledim, 110 bin sefer söyleyeceğim. Anlatabildim mi? Bu programı da... Ben yanlış söylemiyorum. Ha, eksik söyleyebilirim. Eğer bu toprakların gerçek sahibi ve efendisi köylüyse, bugünkü adıyla gerçek üreticiyse, lütfen bu maddeleri üretim ve üretici lehine değiştiriniz sayın siyasiler ya. Biz mi gidip kanun yapacağız? Kanunsuz yapacaksınız. Diyelim biz buradan dedik bu hitabette. Evet, herkesi seviyoruz. Bu hitabette efendim noktayı koyuyoruz. Sayın hocam teşekkür ediyoruz teşekkür bu haftada ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Evet bu haftada sayın hocamla değerli meslek büyüğümle değerlendirmeleri yaptık. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik efendim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Sizler sıhhatli, tarlanız hayvanınız bereketli olsun.
Köyde kalın, Köy TV ile kalın, köyde hayat var.